peygamberleri yalanlamayacak. Peygamberlerin izinde gidecek. Ve ila adin ehahum huda. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdi Allah tebareke ve teala. Ad kavmi. Ad kavmi bunlar Yemen ve Oman tarafında yaşamış olan kimselerdir. O taraflarda giderler gördü. Dağları öyle olmuş yani şu andaki teknolojide o dağları yani oymak çok zor. Onlar irili, cüsseli yani güçlü insanlardı. Kuvveten bir rızık, hem rızık verdi hem güç verdi. İşte onlardan bahsediyor. Ve ila adin ahahum huda. Yemen tarafında yaşamışlardı bunlar. Yine bu Hazreti Nuh'un torunu tefsirde geçiyor. Kâle ya kavmi ibudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu efelâ tettekûn. Aynı şekilde bütün peygamberler bunu söylemiştir. Nuh aleyhisselam söylediği gibi Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ona ibadet edin. İbadet edersiniz işte kurtuluşa ererseniz allehu tettekûn. Yani artık geçmiş kavimlerden ibret alıp sakınmayacakmışsınız diye böyle uyarmıştır. Kâle el-melû yine aynı şekilde قال الملأ الذين كفروا انكر edenler o önde gelenler var ya kimseler min kavmihi inna lanaraka fi safaha aynı Nuh aleyhisselam dedikleri gibi biz seni bir deli bir beyinsiz bir aptal olarak görüyoruz safaha beyinsiz aptal haşa öyle görüyoruz seni yani tek ilaha kulluk edin dediği zaman ona bu şekilde söylediler. وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ Bakırız. Ve biz seni yalancılardan sanıyoruz. Yine bu peygamber ne yaptı? Kızdı mı onlara? Dedi mi? Ya zaten iman etmiyorsunuz canınız cehenneme. Dedi mi? Yok. Yok. Çabaladı. Tevhidi anlattı. Bıkmadı. Yılmadı. Tıpkı İbrahim aleyhisselam babasına yapmış olduğu davet kavmine ve diğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yılmadılar. İşte davetçi böyle olması gerekiyor. Davetçi böyle olması gerekiyor. Bazı hocalar bir konu için, bir mesele için daralıyor, talebelerini kovuyor, ders vermiyor. Öyle olur mu? Öyle olur mu? Şahit olduk. Maalesef. Neymiş efendim? Eleştiriyor. Eleştirsinler seni ya. Eleştirsinler. Eleştiriyi açık. Seni eleştirmezlerse hatanı görmezsin. Göremezsin. Eleştirsinler. Evet. Bir davetçi işte bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kâle ya kavmi leyse bi sefâhe. Ey kavmim. Sizin dediğiniz gibi ben aptal değilim. Öyle dediğiniz gibi. Ben aptal değilim. Beysiz de değilim. Deli de değilim. وَلَاكِنِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah katından göndermiş bir Allah'ın elçisiyim. Tamam mı? اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي Aynen. Nuh aleyhisselam dediği gibi bu da söylüyor. Allah'ın bana vermiş olduğu emir ve yasakları, işte hükümleri size tebliğ etmeye geldim. وَاَنَا وَاَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ اَم۪ينَ Ben size emin, yani söylediklerinden %100 emin bir şekilde size nasihat ediyorum. Yani sizin iyiliğinizi istiyorum. Bana güvenin demek istiyor. Hud aleyhisselam. Evet. Aynı tekrar. اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ Bazı ayetler birçok yerde benzerlik var. Çünkü helak olan kavimlerin çoğu aynı sözleri peygamberlerine söylemişlerdir. اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ Diyor ki, içinizden bir adam Rabbinizin uyarılarını size hatırlattığı için mi şaşırdınız? Yani acıptım. Yani ben içinizden çıktım diye ve hatalarınızı gösteriyorum diye buna mı şaşırdınız?
Şaşırmayın. Ne bekliyorsunuz? Yani Allah size bir melek mi gönderecek? Allah beni seçti. Bana iman edin diye onlara hitap etti. Evet.